Oh, ellerinize sağlık. Vallahi her şey çok güzeldi ama çok hızlı yedim ya. Birden şiştim. Kusura bakmazsanız ben şöyle odaya çıkıp biraz uzanacağım. Hadi hepinize afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Of of of. Aman efendim çok naziksiniz. Ay estağfurullah efendim, sizden öğrendim. Canım benim. Hadi afiyet olsun hepinize. Afiyet olsun. Oh. O zaman bize de afiyet olsun. Kerem'cim hepiniz oturun. Sizinle konuşacaklarım var. Aa, kim ne yaptı yine? Ya Hülya bir sus, anlamadan dinlemeden araya giriyorsun. Bugün itibariyle hepiniz, hiç istisnasız olarak hepiniz bütün hareketlerinize ve tavırlarınıza dikkat edeceksiniz. Ve bunların neye sebep olacağını düşüneceksiniz, tamam? Ne var ki bugün özellikle? Ben bu aralar babanı pek iyi görmüyorum. Nesi var Muhsin babanın? Bir şey olduğundan değil, yani bir şey olmasın diye uğraşıyorum. Çocuklar belki farkında değilsiniz ama biz artık yaşlanıyoruz. Yani babanızın daha sakin olmaya ihtiyacı var. O yüzden de bundan sonra onu üzecek bir şey yaparsanız karşınızda beni bulursunuz ona göre. Anneciğim tamam sakin, bir şey yapmayız. İnşallah. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Triplere bak. Durup dururken azar işittik. Azarlamadı Hülya'm, uyardı sadece. Ya böyle babamın arada tansiyonu çıkıyor. Babamın tansiyonu mu çıktı acaba? Samet babanın bir şeyi yok dedi ya çok yedim diye. Heh. Heyecan yapma. Sen bebeğimizle ilgilen. Yelda Hanım bir şey söylüyorsa vardır bildiği. Yani Muhsin babayı hepimizden iyi o anlar. Sonuçta eşi. Bu da her şeyi biliyor. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Madem biz de kalkalım Ayşe'cim. Kerem sen kalk istiyorsan. Muammer Hoca gelecek de biz onunla ders yapacağız. Onu karşılarım. Muammer Hoca mı gelecek? Ayşe senin saatten haberin var mı? Gecenin bir vakti ne özel dersiymiş bu? Ya Kerem söyledim ya sana akşam gelecek diye. Anca gelecek öyle ayarladık diye. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yine kıskançlık zannedeceksin. Ama kıskançlık değil. Benim hayatımda onlarca özel ders hocası oldu. Hiçbiri de bu saatte ders yapmaya gelmedi. Bu adam sana basbayağı yürüyor. Hem de kocanın evinde, kayınpederinin evinde. O kadar gözü dönmüş, sen de bunu görmüyorsun. Kerem saçmalama. Adam bana göre program yapıyor işte. Sen insanlara çok kolay güveniyorsun. Kimseye öyle çok kolay güvenmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?